Örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir iki şişle yapılan modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsizdir. İpim gördüğünüz gibi Nako Vega. Şöyle şişlerimde 3 numara ben patik şişi kullanıyorum çünkü çekim esnasında masaya değmesin diye. Şişlerim 3 numara bu arada. Evet, modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet, öncelikle ilmek çıkaracağız. Şu şekilde ipimi parmağıma doluyorum. Şöyle buradan şişimi geçirdim ve bu şekilde ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Tekrar ipimi parmağıma doladım. Yine buradan şöyle ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Tabii ki herkesin ilmek çıkarma şekli farklıdır. Ben bu şekilde ilmek çıkarıyorum. En kolayı bu şekilde diyebiliriz. Şöyle devam ediyorum. İlmeklerimi çok sıkmamaya çalışıyorum bu arada. İlmek sayılarımızın çift olması gerekiyor. Önce ilmeklerimi çıkarayım, daha sonra sayacağım. Bu arada kullanmış olduğum ip oldukça kalın bir ip. Eğer bu iple bu modeli yapacaksanız, dilerseniz daha kalın bir şiş de kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle ilmeklerimi bir sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, bir tane daha yapalım. 16 olsun. Evet, 16. Şimdi şuradan bir tane düğüm atayım. Evet, şimdi bakın ilmeklerimizi çıkardık. Modelimizin ön yüzü burası, arka yüzü de burası. Arka yüzünden örmeye başlıyoruz. Şu şekilde iki tane ilmeğimi şişime geçirdim. İpimi atıyorum, örüyorum. Daha sonra bunun birini çıkarıyorum. Şöyle çıkardım. Tekrar buradakini hemen yanındaki ilmekle birlikte örüyoruz. Tekrar birini çıkardım. Diğeri yine şişimde kalacak. Bunu da yine buradakiyle örüyorum. Yine birini çıkarıyorum. Diğeri şişimde. Bu şekilde devam ediyor. Modeli çok sık yapmamaya çalışıyoruz. Gevşek örüyoruz. Şu şekilde bakın. Bir tane çıkarıyorum. Bakın ikisini aldım. Birini çıkardım. Biri şişimde. İkisini birlikte alıyorum. Birini çıkarıyorum. Diğeri şişimde. Bunu da buradakiyle alıyorum. Tekrardan örüyorum. Şöyle çıkaralım. Devam ediyoruz. Dediğim gibi modeli gevşek örmeye çalışıyorum. Normalde elim çok gevşek değildir ama bazı modelleri gevşek örmek gerekir. Şöyle tekrar şöyle birini çıkardım, diğerini bıraktım. Şimdi bu ikisini şöyle birlikte tekrardan aldım. Yine birini çıkardım. Bakın şöyle birini çıkardım. Biri yine şişimde. Bunu da tek örüyorum tekrardan. Bu şekilde. Ve modelimizi çevirdik. Şu ipimi de şuradan alayım da engellemesin beni. Evet, bakın ilk sıramızı yaptık. Şimdi devam edeceğiz. Bu şekilde iki ilmeğimi şişime alıyorum bu şekilde. İpimi şöyle alayım. Tekrar göstereyim. Ekran bulanıklaştı. Bakın şu şekilde şöyle göstereyim size. Şişimi geçirdim. İpimi atıyorum. İkisini birlikte aldım. Birini çıkarıyorum, diğeri şişte yine. Bununla bunu alıyoruz. Tekrar
Birini çıkardım, diğeri şişimde yine. Bununla yanındakini alıyorum. Şu şekilde. Tekrar bununla bunu alıyorum. Yine bununla yanındakini alacağım. Bakın model ortaya çıkmaya başladı bile zaten. Tekrar bununla bunu alıyorum. İpimi atıyorum. Yine ikisini birlikte aldım. Yapımı gayet kolay. Evet, şöyle sıra sonuna kadar gelelim. Tekrar ikisini aldım, birini çıkardım, birini bıraktım. Bu model kalın iple daha iyi anlaşılıyor. Onun için kalın bir ip tercih ettim. Şöyle. Eğer daha kalın bir ip kullanacaksanız şiş numaranızı ona göre tabii ki ayarlamanız gerekecek. Evet, sonda bir tane kaldı. Bunu yine şöyle tek örüyorum. Bakın şöyle model kendini belli etmeye başladı. Şimdi bir iki sıradan sonra daha iyi belli olacak. Tekrar arka taraftan öreceğiz. Yine şöyle ipimi aldım. Bakın şöyle göstereyim size. Şu ikisini şişime geçiriyorum. İpimi attım. Önce birini çıkardım. Diğeri şişimde. Bununla buradakini örüyorum. Tekrar birini çıkardım. Diğerini bıraktım. Yine bununla bunu öreceğim. Yine birini çıkardım. Diğeri şişimde. Bu şekilde modelimizin mantığı hep aynı. Şimdi bu sıradan sonra model daha iyi anlaşılacak. Tekrar birini çıkardım, biri şişimde. Şöyle. Evet, sıra sonuna kadar yine geldim. Bakın iki tane kaldı. Şimdi bununla bunu alıyorum. Birini şöyle çıkardım. Bir tane kaldı. Bunu da tek örüyoruz. Evet, bakın model ortaya çıkmaya başladı. Devam ediyorum yine. Şöyle bakın ikisini birlikte alıyorum. İpimi attım. Birini çıkardım. Tekrar ikisini alıyorum. Şöyle ikisini aldım ve birini çıkardım. İkisini aldım, birini çıkardım. Dediğim gibi bu arada çok sıkmıyoruz ilmeklerimizi. Evet, şöyle sıra sonuna kadar gelelim. Son ilmeğimi de yapayım. İki tane kaldı tekrardan. Şöyle ikisini birlikte ördük. Birini çıkarıp daha sonra diğerini tek olacak şekilde örüyoruz. Evet, bakın modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Sürekli aynı işlemleri yapacağız. Ben şimdi size kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçayı göstereyim. Orada modelimiz zaten daha güzel, daha net anlaşılıyor.
Evet, bakın bu da modelimizin daha büyük hali. Bu da şöyle birlikte yapmış olduğumuz. Modelimiz bu şekildeydi. Dediğim gibi dilerseniz daha kalın ip kullanabilirsiniz. Daha kalın ip kullanınca tabii ki model daha iyi anlaşılıyor. Şimdi şöyle arka kısmını da göstereyim size. Evet, modelimiz bu şekilde. Bu modeli nerede kullanabilirsiniz? Hemen ondan bahsedeyim size birazcık. Bu modelden bence çok güzel kazak olur. Hırka yapabilirsiniz. Hırkaya çok yakışır bence. Yelek yapabilirsiniz. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.